Başını gördüm, geliyor. Hadi nefes alıyor. Hadi bakalım. Üç kere de verecek kanka. Üç kere de. Evet. Anam ses gelmiyor. Nazlı. Nazlı. Ne ses gelmiyor? Kötü bir şey mi oldu acaba? Gözleri aynı Ege'ye benziyor. 12'lerde böyle çizgi gibiydi. Antep'e sizi görmeye gelmiştim. Annenin evinde yatak hazırlamıştınız. Başucunda altınlar vardı. Hatırlıyor musun? Dur bakalım. Hangi birinden sevineceğimizi şaşırdık. Torun doğdu, damadın çok şükür zihni yerine geldi. Çok şükür. Yok sesi geldi. Allah'ın izniyle isteyeceği gelmedi. Artık kısmet. O nasıl laf öyle? Bir hısmımızın oğluna isteyler. Anam babam verecek herhal. Ne vermesi ya? Senin rızan almadan bu zamanda olur mu öyle şey Aysel? Ya ben de bilmeyeyim ki Kadir. Yani babam ne derse o bizde. Ya Kadir'i seveyim demedin ki. Gelip isteyecekler demedin ki. Sizinkiler ses etmeyince caydınız sandılar zar. Ya biz çocuğun adını koyduk. Oh maşallah. Bu nasıl ad damat? Ne zaman? Ne koydunuz? Ah çok iyi olmuş ama kendi isimlerini kendileri koydular canım. Ne koydunuz? Söyle Nazlı. Sen söyle bir tane. Sen söyle. Ya çatlatmayın adama haydi. Söyle hadi. Ada. Ti? He? Ada. Ne? Ada. Adı, kızımızın adı Ada. Yani bu bildiğimiz yani dört yanı sularla çevrili Ada ama onu. Evet anneciğim. O ne biçim isim öyle? Ada işte dedem. Söylediler mi? Koymuşlar mı? Ben anlamadım. Ada. Defteri yok hanım. Mehmet Delge. Hayırdır? Kim bu? Stavro'nun babası. Kocan mı? Eski kocam. Ne işi var Meftah'ın burada? Madem Mihriban Hanım'ı buyur ediyoruz, bir Basili de yalnız kalmasın. Efteriye Hanım. Anlaşılmayacak bir şey yok Memik. Mihriban Hanım burada olduğu müddetçe Basili de burada kalacak. Şunu münasip bir yere kaldırıver kahraman. Ne? Sen ne deysem onu yap. Sizi rahatsız ettiysemler, anamın başımın üstünde yer var. Biz en çok ne vakit baklava satıyık? Ramazan'da. Aferin. Peki ben sana ne dedim? Ramazan geçsin, bayram geçsin, ele isteye kızı demedim mi? Dedin. O zaman temcit pilavı gibi niye aynı lafı ettireyim? Alo. Buyur Üzeyir Efendi. Üzeyir değil. Bir gül. Hastanede tanışmıştık. Tabii. Gide beklerim. İyi günler. Kusura kalmayın hanımefendi. Sesinizi alamadım. Hatırladınız mı? Sizi nasıl unuturum? Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Banyonun musluğu bozuldu, her yer su. İnanır mısınız? Sabahtan beri tamirci bekleyeyim. Vah. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Oh,
Amin. Hadi hocam. Anne ne yapıyorsun? Gel bakalım. Buyur Eftalya Hanım. Sen de et duanı. Kusura bakmayın. Ne kusuru anam? Duaların hepsi sonuçta aynı yere gitmiyor mu? Bebeğin adını kulağına fıslayak. Yalnız ondan önce benim bir ricam olacak. Bomba geliyor. Mama, Tiyenike. Madem bebeğin adını Türkçe koyacaksınız. Ya ya. Bunları biz konuşmuştuk. Tamam. Beni de kırmayın. Bebeğin göbek adı Meryem olsun. Ney? Meryem. Ha, bizim Meryem mi? Evet, %100 Türk ismi. Türk ismi olmasına eyle de yalnız Meyrem. Meyrem'in, affedersin sözünü kestim canım. Yani sana ne faydası var? Türk ismi de olsa Meryem bizim inançlarımıza göre kutsal bir isim sayılıyor. Bundan beyle senin adın Meyrem Ada. Meyrem Ada, Meyrem Ada. Nazire, ben eniştenin çayı bitmiş kızım. O yüzden hadi dolduruverin. Ben koyarım anneciğim. Ne koyacaksın kızım iki çocukla? Koyar Nazire yapar onu. Zahmet etme. Sağ ol ablacığım ya. Bir şey daha. Lan, nasıl yaptın yatağı? Nasıl işi verdin? Kim, Ege mi? Ege. Koskoca yatağı bıraktı da... Dedesinin bacağına siverdi. Kusura bakmayın Feride anne, siz de uyutmamıştır. Yok canım, ne olacak? Yalnız değilsiniz Feride Hanım. Ben de sizin davulcuların yüzünden sabaha kadar kalp krizi geçirecektim. Niye Eftalya Hanım? Canım uykumun tam ortasında böyle bir davul böyle güm diyerekten... çalar saat diye bir şey var canım. Davul çalmadan uyanamıyor musunuz kuzum? Adet böyle ya. İstemeyene kapı aç. Anam şu davulcuları yarın bir daha çağıralım. Bulbul çalsınlar. Allah'a çalsın. Ben de size yaya diyebilir miyim? Tabii diyebilirsin oğlum, tabii. Biz de sana yalaka diyebilir miyik? Ay bak yine başladı. Tamam kızım. Nazlı, sen bir başına İstanbul'da ne yapacaksın kızım? Vallahi hep onu düşünüyorum. İkramiye abla da gitti. Nazlı ne diyeyim ben bak? Ben birkaç ay senin yanında kalsam mı ha? Çok iyi olur, git git. Ben o konuyu hallettim bile. Anlamadım. Kosta ile konuştum, yarın birini yolluyor. Yarın. Buraya mı? Ben burada olduğuma göre. Keşke bize de sorsaydınız. Canım ne sakıncası var? İstemezseniz göndeririz. Haydi Mustafa canım, ne bakıyorsun oğlum? Ya ye ya da git. Okuluna geç kalacağım. Anne, para verir misin? Ne parası Mustafa'cığım? Dedeme hediye alacağım mı? Babam verdi ya oğlum sana. Bir şey vermedi ki. Nedir yalancı be bu çocuk? Bu sefer de benden olsun. Sağ olun yaya. Fotoğraf makinesini etmez ama olsun. Islık. Hallederiz, hallederiz. Mustafa'cığım, haydi. Rezil. Haydi okuluna. İyi günler. Adını soyu sovana çevirmeden bir an evvel bir çıksın şöyle. Buyurun. Hayırlı günler. Size de. Oo gaziler. Hoş geldiniz gaziler. Hoş bulmadık Memik Usta. Hayırdır Hasan başım? Çarşıda laf almış başını gidiyor. Toluna Yunan adı koymuşsun. Gene iftira attılar canım. Sen onu bizim külahımıza anlat kahraman usta. Çocuğun adı Meryem Ana olmuş. Lafını bil de konuş. Meryem Ana değil, Meryem Ada. Yazıklar olsun size. Ya ne öyle deyin? Sonunda sizler mi ettiler? Adamı dinden imandan çıkartmayın gaziler. Usta, hangi Müslüman torununa Meryem Ana der Memik? Ada, etrafısıyla çevrilen ada. Ya sen, ya çıldırmayacak mısın? Kurbaya kurban geldiğin Memik. Bırak adam başına bak. Sen dedem ya, Allah. Ya bunlar da hırs çıkacak ya eyle usta. Oh be,
Sonunda bir yalnız kalabildik. Sen Feride anneye dua et. Sen asıl Eftal'le babaanneye dua et. Doğum günü hazırlıkları diye ortalığı birbirine katmasa zor kaçardık biz. O da amma büyüttü bu meseleyi ya. Sen biliyor musun annemlere mutfağa girmeyi yasaklamış. Yok canım. Dışarıdan bir organizasyon şirketiyle anlaşmış. İftardan sonra mutfağı onlar kontrol edecekmiş. Vah ya ya vah. Ya işte Niko. Aşk insana neler yaptırıyor. Nazlı dalın gittin yine, ne oldu? Ne bileyim. Yok bir şey. Var bir şey var. Bunun altından bir şey çıkacak ya. Ya hayır, merak ediyorum. Heh, söyle bakalım. Şimdi sen hatırlamaya başlayınca... Herhalde benim eskiden kıskançlık yaptığım günleri de hatırlıyorsun. Değil mi? Evet. Peki. Peki. Pişman mısın Niko? Yani keşke böyle bir hayatım olmasaydı, bugünleri yaşamasaydım mı diyorsun? Ya Nazlı, saçmalama. Ben ciddi soruyorum. Nazlı, öyle bir şey yok. Sen kuruntu yapıyorsun şu anda. Doğruyu söyle. Seni seviyorum. Ha, getir getir. Şuraya koy bakayım. Oldu. Yok, olmadı. Kaldır. Getir şuraya koy bakalım. Burada daha iyi. Salonda çiçek yok, biraz renk getirir. Tabak ver, hazır mı? Dona hazır mı? Her şeyi çıkardım Nazır abla. Ah tamam, onlara bir bakalım. Başka servis tabağı yok mu? Bunlar nasıl var? Şey, yani biraz... biraz allagüllü falan, yani... gündelik gibi. Elde olan bunlar Eftali Hanım. Beğenmişsiniz, kraliyet takımlarınızı getirebilirsiniz. Mahsuru yok. Ya canım, siz de buluttan nem kapıyorsunuz. Bulut olsa iyi. Maşallah günlerdir yadırıysınız. Boş ver Nazire. Bu. Görüp göreceğiniz bu. Başka takım yok. E tamam, tamam. Bunları kullanacağız. Başka çaremiz yok. Tamam. Bir de bardaklara bakalım. Bardaklarda bunlar herhalde. Bunda çatlak ver. Al. Çatlak senin kafanda. Götür, götür. Ah Mihriban ana, ah. Seni mumla arayacağım, aklıma gelir miydi? Erken gittin, erken gittin. Neyse, uyudu sonunda. Ay, hayalet gibiyim uykusuzluktan. Toplayayım bari saçımı. Öyle doğmuyor, böyle doğmuyor. Şu halime bak Niko. Açık daha iyi. Uydurma, hiçbir türlü iyi değil işte. Ne kadar güzel olduğunu farkında değilsin. Nazlı, çok güzelsin. Bak, annelik de yakıştı sana. Çocuklar ne? Tamam, geldik anne. Deden şey, işiniz bitince bekleriz. Tamam. Hadi gidelim. Tamam, bir dakika. Ben şunu süreyim. Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi Eftali Hanım. Döne, Nazire. Şu büfeyi buradan kaldır. Eftali Hanım, o büfe 40 yıldır orada duruyor. Rica ederim, bozmayalım. Durun, bu an ölümsüzleştireceğim. Ya ana, şunu Allah aşkına telik mi fırlattın? Ne yapayım ya? Ya Mustafa Can. Oo. Her şey hazır. Vay be. Siz de geldiğinize göre artık ışıkları kapatabiliriz. Ne olayı, karartma mı var? Sürpriz parti veriyoruz. Dedem bugün doğum günü olduğunu bilmiyor mu?
Anam bırak dedenin memleket bile seferberlik ilan edildi. Kapatayım mı Feride abla? Kapat kızım, adettir. Bizde öyle bir adet yoktur. Anne. İyi tamam, kapatmayalım o zaman. Sen karışma Niko. Hiç değilse bizim adetlerimize saygı gösteriniz. Biz derken dedemi de sayayım mı? Daha kendisi Rum tebaasına geçmedi de. Ya abla hadi kapat gitsin. Ya bunda büyütecek ne var? Hiç işte yine de bir olay çıkaracaklar. Ha, estağfurullah Etvali Hanım, Allah aşkına. Sizden sıra gelir mi olay çıkarmaya? İyi ki doğdun dede. İyi ki doğdun dede. Ne oluyor burada? Hoş geldiniz. Bravo. Bütün sürprizi berbat ettiniz. Bütün bunları sen mi hazırladın Eftelya Hanım? İyi ki doğdun Memik. Ha. Sağ ol. Baba, iyi yaşlar. Ver, öpeyim. Sağ olun oğlum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Kadir, orucunu bozmayacaksın mı oğlum? Ya bilsem ne fayda ana? Onun canı yemek değil, dayak istiyor her yer dayak. Ökkeş, varma çocuğumsun. Gören de ömründe ilk defa kız görüyor sanacak. Ya sen kendin demedin mi baba? Münasip bir kız bulup tez vakitte evlendireceğim diyen sen değil miydin? Hayda. Dönme dolap gibi dönüp aynı yere geldik. Çocuk haklı Ökkeş. Söz vermiştik. Bir de sen başlama Heriye. Zaten şımartıp tepemize çıkarttın sıpayı. Sen istediğini söyle. Ben Feride ile konuştum. Dünya iyisi, kanaatkar, arı gibi kız diye. Böyle zamanda böyle kız bulunmaz diye. Ya sen evladının mutluluğuna mani mi olacaksın? Gidip isteyek kızı. Bak sonra vebalı senin üstüne kalır ha. Vallahi sizinle uğraşanın vay halına. Söyle Feride'ye haber versinler. Öpeyim ana. Baba, öpeyim. Oh be. Ezan okundu mu ana? Okundu, hadi yemeğe. Ah, sor. Ζήσεις με Μίκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να είνεις με άσπρα μαλλιά. Να ζήσεις με Μίκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να είνεις με άσπρα μαλλιά. Bu kadar mumu nasıl üfleyeceksiniz Memik dede? Hadi dede. Tebrik ederim Memik efendi. Sağ ol oğlum. Mutlu yıllar. Şimdi yiyeceğiz. Feride, daha ne kadar sürecek bu tantana? Cici anana sor. Bu gidişle 40 gün 40 gece. Ben pek pasta sevmem ama Eftelya Hanım en iyisini bulmuş. Öyle öyle. Mutlu yıllar dede. Başla. Sağ ol benim aslan torunum. Mıstık. La mıstık. Nereden buldun sen o parayı? Yayası verdi. Bak sen çakal sen var ya. Mama. Babam hayattayken onun için böyle parti yaptığını hiç hatırlamıyorum. O zaman çalışmaktan başka bir şey bilmiyorduk dediğim o. Böyle şeylerin önemini şimdi daha iyi anlıyorum. Ömrümde görmediğim ilgiyi, alakayı gösterdin bana. Sağ ol Eftelya Hanım. Hediyemizi verelim mi dedeye? Sen verecek misin?
Ha kahraman, yani çocuğun aklına gelir, sen aklına gelmedi. Kaç kere söyledim sana, bir kötü bir şey. Her şey maddiyat değil ya. Başka şeyler de var, maneviyat, saygı, sevgi, iletişim. Bırakın boşuna. Ya Nazır bana doğru ya. Ver. Mutlu yıllar dedeciğim. Sağ ol benim güzel kızım. Kaydırın, kaydırın. Hep beraber. Biz ki doğdunuz. Sağ ol oğlum Niko. Sağ ol. Daha kalın bir dilim var mı acaba? Nazır abi benimkini al kızım. Yok baba alırım. Benimki de eyvallah. Sağlığın, elleriniz dert görmesin. Bu da benim hediyem Memik. Bu ne Eftelya hanım? E madem hayatımız müşteri, işimiz de müşterek olsun. Lütfen bunu benim için kabul et. Şirket hisselerimin %5. Değil mi? Hissemi ne hissesin? Mama. Babamın mezarında kemikleri sızlıyor. Emiz dosa metin zoyima saftin tidulya. Niye? Mama kocasına hediye etsin diye mi? Helas davrum, sihası. Memik efendiye de yazıklar olsun. Ben olsam asla böyle bir şey kabul etmezdim. Gördün değil mi? Kili bile kıpırdamadan kabul etti bütün hisseleri. Stavrum, se parakalo. Doka doka to tis grafis, maman kendi hisselerinden verdi. Ohi, ohi. Aftin dinmaya efsane. Böyle bir şey olamaz. Benim ama kimseye hissemişse vermez. Erotas, Stavrum, erotas. Bu yasa basa bakmaz. İnsana neler yaptırtıyor, unuttun mu? Hadi kalemu. Hem onlar yabancı değil. Bizim ailemiz. Enişte, %5 hisse kaç lira yapıyor? Şşt Mustafa'can. Oğlum senin başka işin yok mu? Dur odana. Yeri, yeri. Allah Allah. Nazlı ben de yatıyorum. Tamam tatlım, ortalığı toplayalım, ben de gelirim. Kızım gözünden uyku akıyor. Boş ver bak, ben yaparım, Nazire yapıyor zaten. Hadi yatın. Nazire değil ona, İzaura diyeceksin. İzaura yapar Nazlım. Hatta köle İzaura dersen daha manalı olacak. Köle İzaura yapar Nazlım. Ya abla ne demek istiyorsun şimdi sen? Anlayan anladı kızım. Hayır yani geldiğimizden bir laf sokup duruyorsun. Fazla mı geldik abla? Ana, şaka yap. Ne diyeyim bunlar? Anam şaka yapık. Değil mi Nazire? Elini sıcak sudan soğuk suya değdirsen fazla gelmeyeceksin ama. Nazlı gel hadi. Yap. Bir dakika. Tamam abla, merak etme. Bundan sonra yorulmana gerek yok. Biz gidiyoruz zaten yakında. Hayır, bu kadar rahatsız olduğunu bilseydik önceden giderdik zaten. Nazlı, Nazlı ne yapıyorsun? Yok, öyle bir şey yok Nazlı. Değil mi Nazire? Yok, değil mi Nazirem? Ne söyle abla? Ne söyle ya? Öf. Nazlı hadi gel. Yani bir de sizin kavganız eksikti. Aşk ol Nazire, yapacağımız şunun için kardeşinin kalbini kırıyorsun ha. Şu hatıra. Vallahi şu hatıra. Bu hatıra. Bak yine bana patladı. Bilmiyorum ki Feride. Yavaş, yavaş. Ya şöyle yaslanma ha. Yavaş Memik, yavaş. Yavaş, canım çok yanıyor Memik. Yaslanma. Ana. Hayırdır baba? Siz ne arıyorsunuz burada? Geçiyorduk da or. Sesi duyunca geldik. Anne. Yaya. Kla gitti. Ya durduk yerde bir yerini burktu. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Beraber baba hastaneye yedek ha? Tamam Eftelya ay. Şimdi yetiştirelim doktora. Çabuk. Ya dur baba dolap ben götürürüm dur dur. Dur. Damat gel. Yavaş yavaş. 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 Ara tamam mı? Yavaş. Dur çok yavaş. Ay yavaş. Ay. Ne olmuş? Deve kim var senin? Vurgumuş mu ne yapmış?
Ay zıplayıp duruyor. Ben senden korkuyorum. Sana mı bir şey? İşte demek ki mi var? Yumuşak doku zedelenmesi. Kırık çıkık yok. Önemli bir şey değil. Çok şükür. Ama canım çok yanıyor doktor bey. Birkaç gün acıyacak. Pek hareket etmeyin. Kendinizi yormayın. Kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Yüreğimiz ağzımıza geldi Eftelya Hanım. Gene ucuz atlattık ya hanım. Aman canım siz de hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyorsunuz. Acından gözümden yaşlar geldi diyorum. Yayam bak önemli bir şey yokmuş. Geçecek. Geçecek güzel yayam geçecek. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Eftelya Hanım. Gel seni eve götürek. He? Hadi bakalım. Yavaş. 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 Hadi bacarak. Yavaş. 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 Yavaş, 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 yavaş. Hadi. Ama yavaş, yavaş. Bacanak sen oradan al. Canım. Ben geliyorum. Yavaş, yavaş. Siz bırakın. Yavaş. Gel, gel benim. Hadi. Hadi. Ne? Hadi anam ikinci uykuna geçme. İçim geçmiş. Babamlar gelince haber at Feride. Ederim ederim haydi. Babam önemli bir şey yokmuş zaten. Sabaha görüşürsünüz artık. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Vay. Anam bacaklarımı dilim dilim kesiyorlar. Ha. Siz ne yapacaksınız? Sen yat istersen. Yoruldum bugün çok. Sen ne edeceksin? Beklerim ben. Zaten yoldalarmış, geliyorlarmış. İyi ya, ben de bekleyeyim işte. Ey gece kuşları! He? Haydi size iyi nöbetler. Hadi be. Yatayım artık. Anam kalkamayayım. İtekleyin acık ha. Ah. Hadi ne geçer. Ya bu önde aksilik ya bacanak. Ya yoksa Nazire karıncayı bile incitmez bilen yani. Öyle bir tabiatı var. Biliyorum bacanak bilmem mi? Ya ben de aslında ters laf etmek istemedi ama yorgunluktan işte. Yoksa sen geç sor şimdi, Nazlı'yı üzüm de yüreği kan alayım ben bilmem mi? Bacanak Nazlı da aynı. Hayır birden parlıyor. Yoksa ablasını ne kadar sevdiğini sen biliyorsun. Ya canından çok kardeşim, ben bilmem canından çok seviyorum. Şimdi bebeğin yorgunluğu da var onun üzerinde biliyor musun? Ya var tabii, var tabii. Ya Nazire de biliyor ya. Artık kusura bakmayacağını oğlum. Yok bacanak ne kusuru? Sen kusura bak. Aslan bacanak. Geç şöyle. Geç geç. Yavaş yavaş. İyi geceler. Bak gör. Bu kadar işte. Karışmışlar. Çatılar. Nazire. Nazlım. Nazire. Nazlım. Hadi kalkın kızlar. Gel bize. Hadi. Buradan niye varmışsın? Hadi gel. Hadi gel bakayım bak başın ne güzel uyuyacak. Biz hadi bakalım. Yolunda yolunda. Aman siz. Sarhoşlaşma oldunuz siz. Gel bebişim gel. Abla. Kardeşim. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Yanlış basmışım. Acıdan yere yığırdım bir anda. Prosesim ama. Krema. Acıyor. Ay çok acıyor, çok acıyor Nikop. Biraz dikkat ama. Nasıl oldu bu aksilik? Allah mihribanın ahını çıkar ağızda ağızda. Kahraman. Babama yaptıklarının acısını çekiyor. Çok acıyor. Çok acıyor. Buyurun yaya.
Sağ ol çocuğum, çok teşekkür ederim. Kahraman göreyim mi? Çok hakikatli bir çocuk. Sabahtan beri başımdan ayrılmadı. Ya eyledir. Mustafa'cığım. Hadi bakalım kızlar. Bugün ananız götürecek size okula, tamam mı? Ve ada ve ben dadısını almaya geleyim, tamam mı? Hadi. Bacanak, ben de geleyim mi? Yok Bacanak, sen kal eve göz kulak ol. Bay Stavro, burası kendi eviniz sayılır. Müsaadenizle gidip geleyim ben de dükkana. Ne demek kahramansın? Kalkayım bana. Yok, rahatsız olma Feridem. İyi günler. İyi günler Elena Hanım. İyi günler babam. İyi misin Öftelya Hanım? Ah, iyiyim Memik, iyiyim. Ben hemen gelirim, geç kalmam. Telefon et, olur mu? Ederim, merak etme. Feride. Buyur baba. Ananız size emanet. Bize emanet baba. Bir deliğini iki etmeyeceksiniz ha? Etmeyeceğiz baba. Tamam dede, merak etme. Gidelim. Bakalım. Haydi kızlar, gelin bakalım. Okula gidin. Gidin, haydi. Hayırlı günler. Size de. Hadi bay bay, nana. Nana abi, inşallah. Kendine iyi bak. Haydi. Kaçmayın kız okuldan. Ege'de büyüyünce gidecek okula. Ben seni arayayım ya. Dadı olarak. Çocuk için. Benim bacanan çocuğu için. Onun da yarısı kendisi ecnebi oluyor. Dedemiş kere kulağına fısladı. Biz onun ismini Meyramada koyduk ya. Sen onun dadısı için mi şey yaptın? Evet. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne kararı? Şu hediyeyi deyim canım. Eftelya Hanım'ın hisselerini. Ne yapacaksın? Alacaksın mı? Ne yapacaksam yapacağım. Ya bak babam, sen hiç kimseye müdahale etmeyen bir adamsın. Gururlusun. Kahraman. Ya baba bak, bu yaştan sonra... Bak gene hır çıkacak. Yalan mı diyeyim? Ayıp, ayıp. Ya ayıp sahip, sahne. Ne demek bahane? Ben de bu ailenin şerefli bir üyesiyim. Garip parası yemek yakışır mı sana? Yoksa bu yaşta
Cigolo mu dedirtireceksin kendine? Ulan ne dedin geldin lan sen ne? Ha? Usta bana, usta benim usta. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla terbiyesiz? Ya iki dakika bıraktık yine birbirimize girdiniz. Ne işin var elin şirketine? Kahramana. Elin şirketi dediğin benim karımın şirketi. İşte alırım, işte karımı bu dükkana ortak ederim karışma be. Eyleme. Ama bak, o kadını bu dükkana ortak ettiğin gün beni yok bil. Beni unut. Ağrı kesici Fidelya Hanım. Onu bana ver. Ver bana. İlacı da aç. Dur bekle. Bunca zaman bizlendi. Artık bayrağı siz devraldınız. Anam sizin vallahi cennette yeriniz hazır. Bunun sayesinde bizim de yerimiz hazır olacak. Ne konuşuyorsunuz orada Eleni? Hiçbir şeyim ama havadan sudan. Havalar bir bozunca sular akmayın. Onu konuşuyoruz. Gülşen. Ben Nazik. Yeni dağıdınız. Merhaba. Yeni dağıdı. Merhaba. Merhaba. Abla kamera şakası mı bu? Şırlık bacım. Bir boyaya çıktı. Nazik niye avala var bakıyorsunuz kızım? Misafir ayakta kaldı. Hoş geldin kızım. Beni Bay Costa gönderdi. Geç otur, biliyorum haberim var. Geç. Uzun yoldan gelmişsindir kız. Buyur otur. Buyurun. Ben hangi bebek bakacağım? Ona. Alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Yalnız bir saniye, yavaş lütfen. Uyuduğu için şu anda. Bu sefer biz çok kaldık. Gelecek sefer sizi bekliyoruz. İnşallah. Vallahi biz çok gelip gittik. Kısmetse biraz burada kalacak. Niye canım? Babanızın koskoca şirketi var. Artık bir ayağınız Atina'da sayılır. Hadi bakalım yemeğini önce kim bitirecek? Ben. Tamam kızım, yarışa mahal yok. Gözünüze tıkanır. Yavaş. Dur canım, etini keseyim ben. Benim etimi de keser misiniz? Daha önce çocuk bakmış mıydınız siz? Evet, 2 yıl bir bebeğe baktım ben. Eğitim durumunuz nedir? Rusya'da pedagoji eğitimi aldım. Çok güzel. İstanbul'da da yatılı olarak düşünüyorsunuz değil mi? Tabii yatılı olarak. Geçmiş olsun bacım. Bittim ben abla. Al işte kızın içine düşücü. Aa sen asıl Ruşen'in işte mi bak. Biz gelip geçeceğiz kızım. Sen kendi derdine yap. Abla pedagoji mezunu. Görür ki. Yayanı tebrik ederim Niko. Niye? Kadın tek bacağıyla yattığı yerden evliliğimizi sarsmayı biliyor. Ne oldu ki? Anlamamış gibi yapma. Kıza nasıl baktığını gördüm. Ya Nazlı deli misin? Gel hadi.
Hale bak, kız resmen artist gibi. Tatlım, beğenmediysen yollarız. Bunda büyütecek bir şey yok. Nasıl yollayacağız Niko? Kız pedagoji mezunu. Çocuklar bayıldı. Adaya bak, 3 gündür susmayan çocuk kızın kucağında maşallah melek gibi uyuyor. Ondan sonra ne oldu? Nazlı kızı çekemedi. Ya gerçekten inanamıyorum. Kadın gene yaptı yapacağını. Neyse, yatalım hadi. Yat. Güzel kız değil mi? Güzel kız. Yat Niko. Tamam, tamam. Yatağa gelmeyeyim mi Nazire? Çok şükür karını hatırlayabildin. Neden öyle değil? Maşallah yemekte bir sarı karının içine düşmeden kaldır Ruşen Bey. Saçmalama. Ya senin korkundan ben ne yediğimi bile bilmiyorum Nazire. At at, kalede ben varım. Ben sanki görmedim nasıl baktığını kadına. Oydu. Tatlı rüyalar Ruşen Bey. Ya etme Nazire. Bana Nazire deme. Sen git karıya bak, bak sonra Nazire. Hayda. Mama bak, bir daha söylüyorum. Sen Antep'te yapamazsın. Ev kalabalık, ayağın sakat. Bizle Atina'ya gel. Beni bilirsin Stavro. Kolay kolay pes etmem. Madem evlendim, kocamın yanında olacağım. Öyle mama, senin dediğin gibi olsun. Atina'dan konuşuruz. Stokano. Dileği. Biz Matara. Kocasının yanında kalacak biz. Kim Tuxer? Ah. Hayırlı sabahlar. İyi günler. Demek efendi. Az vaktin var mı Stavro Bey? Seninle bir şey konuşacağım da. Ben yandayım. Ben de aksi. Kusura bakma Eleni Hanım. Müsaadenizle. Ben de bir emanetim var oğlum. Ama mama bunu size vermişti. Bileyim. Ama benim kimsenin parasında gözüm yok. Çok şükür. Bunca yıl kendi yağından kavruldum. Bundan beri de eli yapacağım. O gece sesimi çıkarmadıysam anayın gönlünü hoş tutmak içindi. Al bunları. Kimseye de bir şey söyleme. Елочке холодно зимой, и из лесу елочку взяли мы домой, и из лесу елочку взяли мы домой. Маленькой елочке холодно зимой, и из лесу елочку взяли мы домой, и из лесу елочку взяли мы домой. Kızımız da bülbül kimin şakıyı maşallah. Öyle, neşesi yerinde. Natali, üşüdüysen bir hırka vereyim mi? Yok, sağ olun. Onu tabii bodrum plajı zannetti Zahar. Ya abla, zorla aklıma sokuyorsunuz. Nazlı Hanım, yemeğimiz bitti. Yukarı çıkalım mı? Hı hı. Ben de çıkayım, yüzsüzlendi adına. Gidiyoruz. İş adamı göynünü rustadı ya. Ben okumayı bileyim. Tövbe estağfurullah. Nazire gel. Anam, iş adamı göynünü rustadı ya, kaptırdı. Karısına başladı. Şırlık. Kız çocuk mocuk bana. Bunlar zengin koca bulmaya geliyor. Bizim
Herifler de bir sarı karıyı görünce hemen artık sapır sapır dökülüyorlar ama. Kelo Hanım, kabahatin büyüğü sizde. Açmış dolaştırıyorsunuz kızı. Acık kapasanıza şu kızı ya. Nasıl kapatacak Rabia Ana? Artık kızım orasını sen bileceksin. Olmaz böyle manken kimin o. İlk defa doğru bir şey dedin ha. Buyurun kızlar, ananıza siz hesap verin. Ne oldu kızım? Ya okulun kapısından içeri girmeyler Nazır abla. Kız neden girmeysiniz? Anam bütün suçu Gaknem hocalarda. Yok yazamıyorsunuz, yok çizemiyorsunuz. Okuldan soğuttular çocukları. Gelin, gelin nenenize. Bak biz evde bir çizelim de bir görsünler. Çatlasınlar da patlasınlar. Nasıl çizeriz değil mi kızım? Okumayın kızım. Benim gibi böyle evde oturursunuz. Millet ne der? Eğitim şart. Hadi buradan geri, buradan çıkayım. Kız deme öyle, deme. Neyden? Okurlar, okurlar. Abi son bir soru. Ya yeter Muharrem. Son abi ya. Sor. İzmir'in kurtuluşu. Tarih olarak. Hani sizde alakası var ya o açıdan. Ya bütün futbol ligini saydırdın, sıra tarihe mi geldin Muharrem? Ya bırak. Hafızayı kontrol edeyim Ruşen. Ayıp oluyor Muharrem. Ya bırak, tamam hadi yeri git. Tebrikler Kadir, evleniyor musun? Ha sağ ol. Andetti rekorlar kitabına girecek. Düğüne bekleyeyim Niko. Geliriz. Aslansın. En baş misafirim olarak bekleyeyim. Ya Kadir, daha kızı istemediğin düğün değil. Hadi vermediler kızı. Neden vermesinler abi ya? İnadına mı değil? Ya tamam kızma da ya. Değil mi yani? Ya Niko. Hani sizde bir takım vardı ya. Neydi o? Patinakos mu? Ya bırak. Tövbe. Evet. Natalya, hazır mısın kızım? Kız haydi, merak edik. Anne, vallahi ayıp oluyor. Ama bir sus. Bir de çok güzel olmuş kız kalmış. Nasıl? Olmuş mu? Ay, ne kadar güzel olmuş, ne kadar yakışmış. Pek güzel yaraşmış. Natalya, bu bizden sana otantik bir hediye olsun. Teşekkür ederim. Çam sakızı çobanın armağanı, giydikçe bize hatırlarsın artık. Nazirem bunun yemenisi de olucuydu. Anacığım yemenisi elinde, hemen takayım. Şey şimdi, geriye doğru at geri, ki geri. Güzel alnı çıksın ortaya, kulaklar dışarı. Şeyler. Bakayım. Bakayım. Yok arkadan yap da abi, şey olur. He ama dışarı. Nazire, kafayı şöyle olsun, tas gibi çıksın. Şöyle. Hadi. Aynı Antepli kimin oldun Natalya. Çok güzel. Yeter bırak, karıştırma. Güzel oldu. Maşallah. Kız çok güzel oldu. Ben gidip bir bakayım. Bakma. Anne, inanamıyorum size. Kızım aynına çeviririz ama bu da yakışmış. Güzel işte, kız yakışıyor. Anam bu da kamsız. Ya zaten ana buna kalsa kızı anadan üreyen dolaştıracak. Anam bunda da bir havalar hiç alakadar değilmiş gibi. Ya anneciğim tamam başta ben de huylandım ama ya çocuklar falan bayılıyorlar kıza. Ayrıca ben Niko'ya söz verdim. Bundan sonra Natalie değil Sharon Stone da gelse kıskanmayacağım. Müjde ana, kızın hidayete erdi. Sen kıskanmayacaksın. Kıyamet alameti. Nazire! Aa, ana kraliçe salona teşrif edeyim. Efendim Eftalya ana. Oh. Hop. Patladı mı sıkıntıda? Gelseydin biz buradaydık. Canım yürüyemiyorum biliyorsunuz işte. Tekrardan çok çok geçmiş olsun. Gören de kötürüm kaldı sanacak. Eftalya babaanne siz bizle alana geliyor musun? Oh. Bu ayakla gelemem. Gelemez. Bu ayakla nasıl gelecek? Zaten ben onlarla telefonda vedalaştım. Yaşa. Oh. Tamam. Hadi sağ emanet. Biz çıkalım o zaman bizim değil mi? Çıkmamız lazım. Evet. Bir an evvel. Hadi tamam. Canım. Hadi çakalım. Çocuklar da he. Tamam mı güzelim? Ana. Sen, hadi ana. Bak görüş. İstediğin gibi varsa sana. Ana ne olur biriniz kalın. Nazire. Evdeli ana. Yakın gözlüğüm nerede? Yakın gözlüğün... Getireyim. Hemen getir. Hemen. Getireyim. Getir. Alın mı ama Niko? Ne varsa bizim Türk kızlarında var. Sanki ben Türk kızıyla evli değilim Kadir. He.
Yahu iş güç derken saati unuttuk. Niko kalk, babanın uçağı kalkacak. E beklerler baba. Ya uçak onların ya baba. Bak gevezeli. Yer, yer, yer. Hadi iyi akşamlar. Haydi, haydi. Görüşürüz. Ya Muharrem sen içeri geçsene. Kaç saattir oturuyorum burada. Sen niye geçmeyin Uşe? Allah Allah. Nasıl çocuk? Geçti ya. Merhabalar. Kahraman Usta'nın dükkanına bakmıştık. Ha bura. Biz Stil dergisinden geliyoruz. Türk tatlıları ile ilgili bir yazı hazırlayacağız. Dükkanın ustalarıyla görüşmek istemiştik. Olur. Ben çağırırım Ruşen. Ya boş. Beyefendi. Biz de tatlıcıyık. Bendeniz Antep'in en kıdemli baklavacısıyım. Biz Memik Usta'nın adını duyup geldik. Gazetelerde benim be pek bayağı hızır da ondan. Ne oldu, ne var? Her duyduğunuz lafa aldanmayın. Bu üç kağıtçı millete para edinip reklam yapayım. Sen gene ne kaşınıyın, cıvıgaz? Yalan mı? Mece Memik. Ulan ben şimdi sen... Ya, ya usta, ya, usta. Dede bırak Allah aşkına. Buyurun, buyurun. Ya usta hadi Allah'ını seversen içeri gir ya. İşimiz var, gücümüz var. Hadi usta hadi. Amin, hadi Allah'ını seversen ya. Gider gitmez arayın olur mu? Olur, merak etme kızım. Ne zaman dönüyorsunuz Niko? Çok teşekkürler. Anam, bir gün daha kalsaydı bayram kutlardık beraber. Ha? Teşekkür ederim ama inşallah başka sefer. İnşallah. İnşallah. Oldu. Hayırlı yolculuklar size. Biraz konuşabilir miyiz Kahraman? Hayırdır? Az önce Memik Efendi geldi. Ne isteymiş? Hiçbir şey. Mamanın verdiği hisseleri iade etti. Zaten alacağı yokmuş. Mamayı kırmamak için susmuş. Çok mahcup oldum Kahraman. Ne yalan söyleyeyim, çok utandım. Memik Efendi kimseye bir şey söylemedi dedi ama bence senin bilmen lazım. Ben bu ailenin şerefinin üyesiyim. Kahraman nasıl ki ben yakışıklı sanırım. Yoksa bu yaşta çikolama dedi trajik kendine. Ne işin var benim şirketine? Stavro, Pame. Geliyorum Elenimo. Güle güle Stavro. Hadi. 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 Hadi canım benim. Bize doğru bakın Memik Bey. Bize doğru bakın. Biraz gülümseyin. Biraz daha. Buyur, buyur, güzel dedem, buyur. Ya ne güzel gülüyor işte. Ya dur bir müzabirlik yapma be kardeşim bari. Ya bitişmeyin. Kafamı karıştırıyorsunuz. Çok güzel. Bir de evde, aile ortamında çekeceğiz. Evde mi? Bir iki kare. Sizi rahatsız etmeyin söz. Ya rahatsızlık ne demem, olur mu öyle şey? Buyurun evimize, tanıştıralım ailemize. Öyle değil mi güzel dedem? Atina'da baklavacı açmak için çalışmalarda bulundum. Ha ne güzel. Biz de işte... Evet, benim de desteğimle inşallah Avrupa'nın en büyük zinciri olacağız. Abartma Eftelya Hanım. Aa niye Mimik, niye tevazu göstermene hiç gerek yok. Karaltı sazarına bizi hiç konuşturmayın. Ne zamandan beri buradasınız? Torunum Niko Nazlı'yla evlendikten sonra... Dükkanda konuştular. Hala buraya gelip ne konuşuyorlar? Ne bileyim Feride. Aileden baklavacısınız, evi de çekelim demiş. Ben sen karın değilim. Ben baklavacı karısı değil miyim? Tamam karısın da. Ya Feride poz mu vereceğiz yoksa Kadir'e kız mı istemeye gidecek? Merak etme hanım, hepimizin yerine karı pozu vereyim. Başka ne soracaktınız? Feride Hanım, ada bebek uyudu. Ege'yi de yatıralım mı? Yatır canım. Peki. Bu ne hal böyle? Bizim gibi giyindi. Beğenmedin mi? Beğendim, beğendim. Yakışmış, yakışmış. Şişt, ne olur? Ha? Mustafa Can, gel oğlum. Bak, sen bu akşam salonda yatacın oldu mu? Niye? Natalya ablan geldi ya yeni misafir. O senin odada yatacın. Niye anne ya? Oğlum en emin, en uzak yer orası ne olur yapma. Ya benim odamda niye kalıyor? Yeter! Yavaş, benimle laf yarıştırma. Sen orada yatacaksın, o kadar.
Hadi. Ben de bazen evde çocuklarla ilgili bazen biraz çalışmalarım. Çünkü zaten işlerim çok gitmiyor. Hadi 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 geç kal. Nazlı nerede? Nazlı yalnız olsun istedim. Asıl ziyafet yarın biliyorsun, bayram sofrası. Annem kim bilir neler döktürecek bile. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Oh. Ah, bu bitecek. Niko yavaş bir tanem, bu kaçıncı obez yapacaksın beni? Bir şey olmaz. Hem göbek sana yakışıyor. O ne demek öyle? Ben yakışıyor ne yapayım? Göbeğim mi var benim Niko? Yok. Yani biraz olabilir, doğumdan sonra biraz kalmış olabilir ama o da gidecek. Nazlı. Aslında benim sana teşekkür etmem gerekiyor. Yani şu dadı meselesi. Natalie'yi gerçekten olgunlukla karşıladım. Yok canım, ne olacak? Yok yok, eskiden olsa kıyameti koparırdım. Helal olsun. Sağ ol. Patlıcan canını söyleyeyim mi sana? Ya aslında ben de sevdim kızı. Şu vize işlemlerini halledelim de... istersen çocuklar büyüyene kadar bizde kalsın. Oğlu Niko, nüfusumuza da geçirelim istersen. Olur. Ne olur? Ne gülüyorsun? Şaka. Ben çok seviyorum ya seni kızdırmayı. Hoşuma gidiyor. Kızgın ve göbekli. Bak şimdi ya. Bak keser misin artık? Tamam, hadi. Kadir elime doğdu. Bu kader şirin bir veletti. Yani burada demeyeyim, efendi bir çocuktur. Çok efendi. Değil mi ama? Biz kahramanla aramızda konuşuruk. Yani derik ki Kadir tek taş pırlanta. He. Kızımız da öyle. Eksik olmayın. Oğlumuz daha önce evlilik yapmış galiba. Eyle. Çoluk çocuk? Yok. İkisinden de mi? İkisinden de. Oğlu, çocuğun kısmeti bağlandı. Kısmatından mı yoksa başka bir mani mi var? O ne demek hele? Hani çoluk çocuk olmayınca. Olmasın daha iyi. Aileyi barabar kurucular. Kurabilecekler mi kahraman? Bakalım oğlanın gücü kuvveti yetiyor mi? Sen ne deyin beyefendi? Yok geç. Ya baba neyse tamam. Aslan kimin çocuk işte. Benim oğlumdaki sizse suyunu çıkarır. Nereye kalk geriye hadi. Sakin ol. Dur hele. Şeref. Oğlumuz turp gibiyim turp. Ben kefilim. He, bak şunun yüzün görün ya. O kadar temizde bir kalbi vardır, buna da ben kefilim. Sonra Şeref bak bana bak. İşi gücü yerinde. He. Baklavacı ustası. Arkasında koskoca bir aşiret var. Şeref, Şeref. Bak iki çocuğun mutluluğuna mani olma. Ya ya. Efendim oğlum? Yarın bayram
Bizim için çok önemli bir gün. Biliyorum oğlum. Bayramda çok güzel adetlerimiz vardır. Öyle mi? Babamlar erkenden namaza gider. Annemler mutlaka yuvalama yapar. Küçüklerimiz büyüklerimizin eline öpüp açlık alır. Ne kadar açlık alırlar? Şimdi bayram günlerimiz çok olmadığı için ne kadar çok olursa o kadar iyi. İyi ki söyledin. Teşekkür ederim. Ne demek? Baba, biz Aysel'le birbirimizi seviyik. Bak, ne kadar güzel konuştu Şeref. Gördün mü? İki çocuğunla birbirinden göğünü var. Sen bu işe he diyeceksin. Hadi bakalım. Yahu kahraman, ben he desem de... iki bayram arası. Bak. Ay, o şey onun için mi dedi? Anam, o eski dengdi o. Artık geçti. He. Mühim olan ne? He? Bu iki çocuğunun mutluluğu. Ha, biz çocukların mutluluğu için nelere dedik ha Feride? Anam nelere nelere. Bu paşamın tansiyonumu fırlamadı, şekerimi fırladı. Uzatma. Şimdi bak, o kadarına artık sen de göz yumacaksın. Bey. Aysel. İyi. Çocukların istediği gibi olsun. Allah'ım. Hadi bismillah. Hadi baba. Söz yüzüklerini çıkar da sen şimdi. Ne? Söz yüzüğü mü? Hepsi bir arada onu versin artık. Tamam mı? Yok, ben takmayacağım. Feride'nin çok emeği var bu işte, o takacak. Hadi bakalım. Ay sağ olun, vallahi gördüğünüz için. Bu renk yok, ışıldak bir şey. Aferin kızım, çıkarmayın bunları kafanızda. Dezdesem. Dünya. Baba bir yer bulmak lazım kızım. Hayırdır Feride abla? Anne babaannemin ne işi var burada? Birine fazla geldi de. Başka şey yazıyorsunuz. Ya nereye yazacak? Bilmem. Öyle nispet yapar gibi. Eftal Hanım, sen nereye istiyorsan oraya yazacak. Şimdi bayram namazından gelecek, açacak bayramlık ağzını. Bir benim anama uygun bir yer bulamadınız diyecek. Allah aşkına söyle nereye? Yazsın canım işte şuraya karşıya. Hadi dön gel. Şurayı göstereyim. Ya orası da çok kenar değil mi? Yıkam. As iyi işte. İyidir. İyi canım. Madem o kadar çok istiyorsunuz, iyi. Neyse, geldiler. Geç baba. Hadi bakalım. Bayramın mübarek olsun. Bayramlar gel. Hadi babam, ver elini öpeyim. Ya baba, uzatma işte. Daha söylediğim lafları unutmadım. Baba, bayram lan, ya. Ya bayram günü küslük olur mu? Cahallığıma bak. Ver öpeyim elini. Bayram mübarek olsun babam. Sağ ol oğlum. Babacığım, iyi bayramlar. Sağ ol kızım. Feride, güzel karım. İyi bayramlar. Sağ ol varım. Gülşen'e mi? Evet, benden çok güzel. Hayır, hayır. Babacığım. Anacığım. Anacığım. Ay kızım benim. Kara yüzümüm benim. Kara yüzüm. Ay ne oldu? İyi bayramlar. Ha, kibar oldun. Gülüyorum. Gülüyor, bak. Oh. Benim kızım. Allah, öp bakalım. Aslan kızım. Kız. Bacı. Aferin. Gel, gel, gel. Hadi bak. Bahraman. Ha. Analığına. Feride, analığa. Hadi güle güle canım. Feride. Olur baba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kızlarım var. Bayramınız kutlu olsun. Olur. Önün de yap. Feride abla. İyi bayramlar. Bayram mübarek olsun ya. Senin de oğlum. Bir tane daha.
Ya ya, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Feride, bu ne? Ne canım? Ha, mihriban ana. Bak Allah'ın ışığı, bayram günü rahmet istedi. Feride, ne rahmeti? Duvardan duvara süründürürsünüz kadını. Ya bizim odada ne güzel duruydu işte duvarda. Sen bir gelsene. Ne? O bizim odada hep tepeden bize bakarsa sen benden ümidi kes. Kalsın öyleyse. Atina'ya gitmeden önce Müslüman komşularımızın bayramlarını kutlardık. Adetlerinize hiç yabancı değilim. Dahasınız da insan içine bir çorap kurdu. Şeker koymuş, doldurmuş şeker. Ne bekliyorsun? Hanım, bana müsaade. Nereye Memik? Kabristan'a. Mihriban hanıma gideyim. İzin verirsen ben de gelebilir miyim? Mezarında da rahat yok kadına Feride. İyi. Nasıl isteysen. Feride gel, biz de geldik. Hadi kalk. Bak kahramana, bir gün ben ölürüm. Ondan sonra sen başkasıyla gelirse hakkımı helal etmem ha. Hadi iyi günler babacığım. Hadi Nazlı, hazırlanın siz de. Niye, ne oldu? Sürpriz, çocukları hazırlayın. Nereye gidiyoruz? Gezmeye. Oley! Gezmeye! Hadi bakalım, gezmeye. Hadi bakalım. Niko, üstüne bir şey alayım da Ege'nin. Seni bilirim Mihriban Hanım. Benim saadetimi istersin. Gönül isterdi ki hiç ayrılmayak. Kısmet demiş. Öfter ya iyi bir hanım. Biraz hırçın ama kalbi temiz. Bak, buralara kadar geldi. Gözün arkada kalmasın. Kimse yerini alamaz ama. Bizim bir tane anamız var, o da sensin. Hatir'in teze. Resmin baş köşede duruyor. Vaka Feride salona almış onu. Ama kötü niyetimizden değil ha. Eyle aldım. Kızacaksan o kız. Anam, gelen gideni aratı. Eskiler birliği de söyley. Bu cadı affedersin. Ayağı burkuldu, sırtını bile bize aşıtı. Neyse, senin de içini karartmayayım. Ne diyeyim? Dertlik be mihriban ana. Yanlış anlamayın, yerinizi almış değilim. Bütün aile aziz hatıranıza sahip çıkıyor. Bir tek fotoğrafınızı kaldırttım. O da gayet tabii. Memik, biliyorsunuz artık benimle evli. Müsaade edin, basucumda fotoğrafınızla uyumayayım. Ne oldu? Anamı rahat tuttu. Tövbe tövbe. Allah. Allah kabul etsin. Allah. Hadi bakayım. Thank you.
ablam Valerini de görecektin. Dönmeye bir başladı seninki çığlık çığlığa. Ölme sen. Dutu'yu kızım Valerim beni. Oy Dutu'yu mu Valerim? Dutu yani. Çünkü midesi çok hassas hanımefendinin ama dünya iyi bağımlısın demiyor. Bak duyun değil mi? Kız yarım somun ekmek yok muydu tıkı verseydin? Otomak. Ana bir dakika bir şey konuşuyor. Otomak verseydin. Çok gerçekçiydi. Alın bakalım. Üçünüz paylaşırsınız. Bak, bak, bak. Aa, gözlerimi yaşardı Mıstıkcan Bey. Ya uğraşma çocuktan Nazır abla. Mustafa'cığım vallahi kıyamet alameti gibi ha. Aferin Mustafa'cığım, aferin. Ana, bak de ki biz küçükleri almayalım, büyükleri yiyelim. Ben de geleyim. O kadar hoşuna gelişim. Luna bak şimdi. Bana beni niye götürmüyorsunuz hiç bugün? Öftele yok mu? Ha, odasındadır. Gelmek için tahterevan bekleyin. Çağır da. Öfteli ana. Oh. Yemek hazır, sizi bekleyin. Geliyorum. Geliyorum. Biraz sonra geliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürük. Geliyorum. Kızlar, hala alın kaşıkları. Güzel başlayın. Durun abi. Serin. Haydi. Amanın yemeni bağlamış telli başına. Kalbime yapıyor. Ayağı sağlam ceylan kimse ki. Deme ne olur. Gördün mü düşün mü? Gözümden gördüm ana. Nasıl yemişim. Geli 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 bak bak. Gel öfteli kız. Gel. Buyurun buyurun. Hadi bakalım. Hanımlar elinize sağlık. Afiyet olsun herkese. Buyurun buyurun. Haydi afiyet olsun. Nazire ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Tabağın olacaksa ben tabak yapacağım. Ben. Çok koymayın yalnız Feride Hanım. Sen benimle hiçbir pazarlığa girme olur mu? Ben hazırlayacağım. Bak. Aman anne geçen bayram mide fesadı geçiriyordu. Geçirmez. Canım gazdan da bilme hafif olur hafif. Ha? Babanızdan belli değil mi? Yaya bu bizim Paskalya'ya benzemiyor mu? Bizde de böyle oruçtan sonra bayram gibi bir şey var. Ana, sizde de mi oruç var? Var var. Ne alakası var canım? Bizde aç kalmak yok. Bizdeki daha medeni bir oruç. Leyla mı? Yaya, o da oruç, bu da oruç. Bizim Noel yemeğine daha çok benziyor. Canım karıştırmayın işte. Ha Noel yemeği, ha Paskalya yemeği. Yemek. Aa. Canım ben ne dedim şimdi? Ne işte ne? Haydi soğutmayın yemeğinizi. Hadi. Ege de yiyecekmiş kızlar. Bitirecek önce. Şuradan bir biber versene. Bir kaşık al. Hadi hangisi? Ama sırf domates olmaz. Babası sırf domates. Ya Muharrem, müzikolü türkü bana çevirdik. Gene belimizi doğrultamadık. Bayramda işler açılır diyeydim ama baksana geceyi iki müşteriyle geçirdik. Üzüldün mü Elias abi? İnsanlar kimin mekanlarında talih oluyor Muharrem. Bu dükkan kayfa olmuş, iş yapmamış. Pastahane olmuş, gene iş yapmamış. Sen de gide gele burayı buldun öyle mi? Kısmet. Devredecek birini bulsam bir dakika durmam. Ne kadar isteyin ki? Bana 20.000'e mal oldu. 25'e hemen devrederim. Yapma ya. Kimsenin çıktığı yok ya. Öyle boşa hayal kurayım işte. Müşteri bulursan komisyon alır mıyım? Müşteriyi bul da istediğin komisyon olsun.
Bulacağım İlyas abi. Nasıl bulacaksın Allah? Siftah yapmadan kapatıyı yıktım. Ya bunu sen bileyim müşteri bilmeyi ki. Getir buraya dümenden 20-30 kişi. Mezeyi, içkiyi yağdır. Abim de affedersin böyle hakkın rahmetine kavuşmuş gibi değil. Az daha canlı olursa bak gör nasıl kapışırlar dükkanı. Dümen mi çevirecek Muharrem? Kardeşine haksızlık etme. Buna pazarlama değiller. Allayacağı, pullayacağı, satacağı. E hadi inşallah. No.